Bakın bir kabı doldurdu. Bunu bu şekilde bekleteceğim. Rengini değiştirmek istiyorum arkadaşlarım. Bana lütfen önerilerini söyleyin. Bu rengi pek sevmedim. Bana çöplük slime hatırlatıyor. Sanki eski slime'miş gibi. Ama oysa ki bütün kullandığımız malzemeler sıfırdı. Yepyeni malzemelerdi. Buse'cim neler oluyor? Anneciğim özür dilerim. İyi misiniz? İyiyim. Hadi krema poşetlerini kesmeden önce Buse'ye bakalım. Ama şey olmaz ki böyle. Spoiler olmaz ki. Neler oluyor orada? Bize birisi anlatsın. Burada güzel oluyor arkadaşlar. Vay canına, tamam sürpriz olsun. Evet. Bugün içinde gelecek mi? İnşallah. Evet arkadaşlarım çok heyecanlıyım. İlk kez krema poşeti keseceğim. Dünyada trend haline gelmiş. Yapmayan kimse kalmamış arkadaşlarım. Türkiye'de de biliyorsunuz hemen taklit edilir yurt dışı. Benden de çok fazla istediniz. Instagram'dan, YouTube yorumlarından, slime videoların altına. Poşetten ne çıkarsa slime yap dediniz. Ben de poşet derken buzdolabı poşet zannettim arkadaşlarım. Şöyle bir bakayım dedim. Meğer bunlar krema poşetiymiş ya. Hemen gittim aldım bugün. Gölcük'e gittim arkadaşlar bunu almak için. Kocaeli'de yaşayan arkadaşlarım Gölcük'ü bilirler. Gölcük'e koşa koşa gittim bugün. Aldım geldim ve şimdi sizler için slime yapımında yardımcı olacak malzemelerle poşetlerimi için doldurdum ve şimdi keseceğim. Bunun ne olduğunu soran arkadaşlarım hemen söylüyorum. Şeffaf mavi tutkal. Bu kadar büyük bir külahı dolduracak kadar şeffaf tutkalım yoktu. Üzerini suyla tamamladım. Şimdi keselim. Tutkal mı? Bunun neresi tutkal Gül abla? Bu tamamen mavi boyalı su dediğiniz duyar gibiyim arkadaşım. Aynen öyle bakın. Ama tutkal var içinde. Gerçekten tutkal var. Ceylin'le birlikte hazırladık. Şimdi devam edelim. Birazcık kıvamını katılaştıralım. Bunun içinde ne var? Anladığınız üzere tıraş köpüğü. Bolca tıraş köpüğümüzü ekledik. İki malzemeyi bir karıştıralım. Bu poşetin içinde koyu pembe kiletik kum var. Bakalım eldivendeki gibi çıkartmakta zorlanacak mıyım? Evet, kiletik kumumuz da karıştı. Bundan sonrasını karıştırmayacağım. Şimdi de mor renkli şeffaf su karışımı tutkalımı ekliyorum. Onun peşine de havuç poşetimi kesiyorum. Sanki değil mi arkadaşlar? Bu biraz daha kıvamlıydı. Diğerleri çok cıvıktı. Sanırım onların suyunu fazla eklemişim. Bakalım bu kullandığım malzemeler yapacak olduğum slime fail mi olacak? Yoksa muhteşem güzel bir slime mi olacak? Tahminlerinizi bekliyorum canlarım. Bana sorarsanız fail olma ihtimali çok yüksek. Çünkü çok fazla su kullanmışım bakın. Hele bu. Sanki sadece boya ve su gibi. Ama değil, tutkal vardı arkadaşlarım. Tek başına sulu bir karışım hazırlamadım. Bakalım bu neymiş? Bu da su ve sarı şeffaf tutkal karışımlı bir poşetti. Evet, bütün renkler karışacak. Bakalım ortaya nasıl bir renk çıkacak. Bu da bitti. Ve son poşetimiz de sıra arkadaşlarım. Bunun içinde ne var? Saç kremi var. Ve biraz da boya ekledik. Ve şu anda sanki erimiş bir böğürtlenli dondurma gibi. Ne dersiniz? Sizce bu neli dondurma gibi görünüyor? Saç kremini de ekleyelim. İlk tarifimizde saç kremi yoktu. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Bütün malzemelerimizi eklemiş bulunmaktayım. Şu an yapacak olduğum tek bir şey var. Sadece karıştırmak. Çünkü malzemelerin bir tanesinin içine ben maalesef renü yerine boraks su kullandım. Çok özür dilerim bunu da söyleyeyim ama asla sizden saklayamazdım biliyorsunuz. Diğer tarifimizde renü var. Bunun içinde ise boraksı su var. Ve bakın etkisini nasıl da güzel göstermeye başladı. Bakın ortada bir jelleşme, bir toparlanma söz konusu. Slime'ın şu anda üzeri mavi köpüklü ve dibinde bakın enteresan değişik koyu renkler çıkıyor. Her daldırdığımda renk biraz daha koyulaşıyor. Sanırım renk yoğunluğu dibe çökmüş. Kullanmış olduğum borak su hiç etkisini göstermedi arkadaşlarım. Bunun iki nedeni var. Bir, krem. Saç kremi kullanmıştık ya. İkinci nedeni ise yine kinetik sent kullanmıştım. O olabilir arkadaşlarım. Birazdan göreceğiz. Renü'yü şöyle ekleyelim. Bolca ekleyelim. Renü artı borak suyla bakalım olacak mı bu slime? Güzel olacak mı? Yani bir umut var. Yüzeyde yok umut arkadaşlarım. Ama dipte bakın
bir topaklaşma, bir jelleşme var. Hem de çok pürüzsüz, çok güzel bir kıvam. İşte yaban mersinli erimiş dondurma diye ben buna derim. Renk tam olarak öyle değil mi arkadaşlarım? Arkadaşlarım, canım, arkadaşlarım. Bu nedir böyle? Evet oldu ama yani böyle bir şey oldu. Yani bunun tutkalı az arkadaşlar. Hani elime yapışmasa şu istediğim slime yaptım diyeceğim. Hani şu bıngıl bıngıl olup da elini sokuyorsun, daldırıyorsun, çıkartıyorsun. Çok güzel olacak yalnız. Bunun da rengini beğenmedim. Renk değiştirme için önerilerinizi bekliyorum. Efendim? Nefes alma. ASMR videosu yapıyorum. Sen de tıkır tıkır ses yapıyorsun. Bir dakika, çok güzel bir görüntü var şurada. Şu anda böyle perte perte bir kıvam var. Yani ben aslında mutluyum. Bu slime bu haliyle mutluyum arkadaşlarım ama buna slime denir mi? Denmez. Ancak bu da slime gölü, slime denizi falan denir. Bakın elimi de bırakıyor. Hani böyle yapış yapış elimde de sarılıp kalmıyor. Bence gayet güzel ve istemeden, yani bilmeden, farkında olmadan istediğim slime yapmışım arkadaşlarım. Demek ki işin formülü fazla su kullanmakmış. Hani şu bıngıl bıngıl slime yapacaktım, jiggle slime diyoruz ya arkadaşlarım. Ondan yapacaktım size. Haftalardır deniyorum deniyorum, bir türlü olmuyor. Ben de sizin vaktinizi almamak için böyle saçma sapan deneme videoları koymak istemiyorum. Eğer sonuç güzel olacaksa sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, işte şu olay arkadaşlarım. Tek ihtiyacımız olan bir parçacık, yani bir tüpçük daha tutka. İşte geldim. Bakalım işe yarayacak mı? Evet, yarayacak galiba. Elimi temiz bırakıyor. Tıraş köpüğüm bitmek üzere arkadaşlarım. Yatırdığım zaman çıkmıyor ancak bu şekilde çıkartabiliyorum. Gel bakalım slime efendi. Köpükle buluşunca bakalım neler olacak halin. Arkadaşlarım çok mutluyum ya. İstemeden bilmeden yanlışlıkla da olsa jiggly slime yaptım. Evet, formülü bol su kullanmakmış. Krema poşetinin içindeki bütün malzemelerin içinde su vardı. Tutkalların, sadece tıraş köpüğünün içinde yoktu. Kremin, hepsinin içinde su vardı arkadaşlarım. Ve işte arkadaşlarım, krema poşetinden ne çıkarsa malzemelerle yapmış olduğum slime böyle oldu. Biraz cıvık oldu. Bunun tek ilacı biliyoruz. Evet, tutka. Ama eklemeyeceğim. Bunu bu şekilde saklayacağım. Bakalım neler olacak, hep birlikte gözlemleyeceğiz. Hemen düşüncelerinizi tahmin ediyorum. Diyeceksiniz ki arkadaşlarım, sanki hangi test slime'ları gösterdim? Gösteriyorum arkadaşlarım video aralarında. Onlara özel video hazırlamıyorum. Kanalımı takip eden arkadaşlarım mutlaka haberdardır. Bu durumda açıklamış olayım. Evet. Böyle oldu arkadaşlarım. Ne dersiniz, sizce hangi slime? Bakın elime de yapışmıyor. Yani tamamen istediğimiz, şu aylardır yapmayı istediğim jiggly slime oldu. Çok ilginç değil mi? Bu kadar cıvık da nasıl yapışmıyor? Yani bunu yapmak için slime kraliçesi olmak gerekmiyor arkadaşlarım. Hatayla, yanlışlıkla yaptım biliyorsunuz. Acemilikle de desek daha doğru olur. Çünkü ben henüz hiçbir şeyin ustası değilim arkadaşlarım. Her şeyi sizinle birlikte öğreniyorum. Bu yüzden lütfen yorumlarınızı, eleştirilerinizi, önerilerinizi yazarken hiç çekinmeyin. İstediğiniz her şeyi yazın. Bugün okumazsam yarın okurum. Yarın okumazsam haftaya. En olmadı önümüzdeki ay mutlaka okumuş olurum arkadaşlarım. Olmadı 3 yıla. Evet, mutlaka okunacaktır o yorumlar. Çünkü yazdıklarınız ve sizler benim için çok kıymetlisiniz arkadaşlarım. Şimdi veda edeceğiz ama. Hani yapışmıyordunuz? Hadi bakalım şöyle geçin. İki slime'ımızı da şöyle yan yana getirelim. Diğeri böyleydi. Gayet aklı başında. Usturuplu. Kabına bile bulaşmayan bir slime. Diğeri ise gayet. Şunu ben biraz kendime benzettim arkadaşlar. Böyle yapış yapış. Bilmiyorum. Sizce hangi slime'ım ben? Hangisi benim arkadaşlarım? Koyu pembe renkli bu jiggly slime'ım. Yoksa böyle allı pullu.
altınlı katı slime'ım. Hangisi benim bunu yorumlara ve en çok hangi slime beğendiniz? Hangisi sizin favoriniz olduysa işte onu da şuradaki i butona tıklayarak oylayın arkadaşlarım. Hadi şimdi hep birlikte veda edelim. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın. Videonun başına atamadığım kalbi şu şekilde atabilir miyim canlarım? Hepinizi çok seviyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılında hepinize Allah sizin açıklığı versin deyip başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlarım. Ay gidemiyorum ki birazcık oynayayım. Kalmak isteyenler kalsınlar. Gitmek isteyen arkadaşlarım birazdan çıkacak olan şu 3 videodan bir tanesine tıklasınlar. En olmadı açıklamalar bölümündeki videolarımı izleyebilirsiniz. Tamam arkadaşlar. Sanırım ben şu anda kendi kendime konuşuyorum. Kanalımda hiç kimse kalmadı. Herkes çoktan gitti. Doğru mu? Burada olanlar... Buse'cim. Doğru. Burada olanlar lütfen hadi isimlerinizi yazın canlarım. Bütün yazmış olduğunuz isimlerinizi okuyacağım. Videonun şu dakikasında kimler burada canları? İsimlerinizi yazın bir sonraki videoda okuyacağım. Evet hem de canlı canlı okuyacağım arkadaşlar. Anlaştık mı? Tekrar hoşçakalın. Çok seviyorum sizi.